Bir kadın nasıl terk edilir bilmiyorum. Sen öğret Allah'ım. Samimiyim. Hem de hiç olmadığım kadar. İnsanlar kendi aralarında konuşurken duymuştum bir keresinde. Sen ibadetlerinde samimi olan kullarına bilmediklerini de öğretirmişsin. Allah'ım, et tırnaktan ayrılmaz derler. Tırnağımı etimden ayıracak kadar samimiyim. İnan bana. Yalnız ve yine yalnız sana iman ediyorum. İnanmalısın Rabbim bu günahkar kuluna da. Çağlayan ırmakların yüksek perdeden çıkardığı sesler gibi, ben de bugün imanımın doruk noktasındayım. Ve aşkın namazındayım. Hem de başımı secdeden hiç kaldıramayacak kadar. Kıyam halindeyim. Gözlerim kıyamet gibi. Ve kıyameti yalanlarcasına ibadetin tam içindeyim. O zaman öğretir misin bana Allah'ım? Gözlerimi gözlerinde bırakmadan bir kadından nasıl gidilir? Bir kadın nasıl en az şekilde özlenir ya da hiç özlenmez? Öğretmelisin Allah'ım. Hem bu kez gerçekten çok ciddiyim. Bir kadın nasıl terk edilir bilmiyorum. Daha da tuhaf olanı, bir kadında nasıl kalınır onu da bilmiyorum. Ama samimiyim. Hep olduğum gibi, her zaman olduğum gibi, tıpkı şimdi de olduğum gibi. Bir kadının nasıl terk edileceğini öğretmezsen bana Allah'ım, ben hep onu yazacağım. Herkes beni şiir yazıyor sanacak. Bana şair diye bir ad takacaklar. Ömrümün sonuna dek olmadığım biri gibi tanınacağım. Şüphesiz her şeyi sen en iyi bilensin. Ve bir kadının nasıl terk edileceğini öğretmiyorsan bana, vardır yine şüphesiz bildiğin. O yüzden diyorum ki elhamdülillah, buna da şükür. Bu bilinmemezliğe de şükür. Kadının nasıl terk edileceğini öğretmesen de olur Allah'ım. Hem ben böyle cennete daha yakınım. Ve hiçbir zaman bir kadının nasıl terk edileceğini bana öğretmezsen Allah'ım, nefes alıp veren hiçbir canlıya aşk olsun demeyeceğim. Çünkü annem aşk olacak Allah'ım. Ve ben de hep anneme aşık olarak kalacağım.